Herkese merhaba. Kim güzel bir cep telefonuna hayır diyebilir ki? Yıllar geçtikçe hızla ilerleyen teknoloji cep telefonu sektörünü oldukça farklı seviyelere taşıdı. Her yeni çıkan telefonla birlikte yeni teknolojilere de merhaba diyoruz. Peki ya bu senenin en prestijli ve en acayip telefonlarının ne olduğunu merak ediyor musunuz? Hadi başlayalım. Huawei Mate X. Katlanabilir telefonlar zaman geçtikçe daha büyük bir trend haline gelmeye devam ediyor. Samsung, LG, Royal ve tabii ki Huawei gibi markalar da bu teknoloji furyasında en önde yerlerini alıyorlar. Ekranda gördüğünüz telefonu ortaya çıkarmak uzmanların tam 3 yılını almıştır. Bu telefon henüz birkaç ay kadar önce Şubat ayında Barcelona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde beğenilere sunulmuştur. Katlı hali açıldığında telefon mükemmel bir kare şeklindedir ve 8 inç boyutundadır. Ekranın kalınlığı ise sadece 5.4 mm kadardır. Oldukça ince, öyle değil mi? Super şarj teknolojisi cihazın yarım saatte 0'dan %85 oranına kadar şarj olmasını sağlar. Geliştiriciler cihazın sahip olduğu Huawei Belong 5000 işlemci ile ilgili dünyanın ilk 7 nanometre çok modlu işlemcisi olduğunu söylüyor. FXTEC Pro 1. BlackBerry ve QWERTY klavyeli telefonların hayranları da 2019'da iyi haberler aldı. FXTEC uzmanları modern Android tabanlı akıllı telefonlara standart bir klavye getirerek bir yeniliğin altına imza atmaya karar vermiştir. Cihaz açıldığında ekran cihaz kasasına göre hafifçe eğimli bir pozisyon alır. Şirket temsilcilerinin söylediğine göre bu tür tasarımlar daha fazla yazma rahatlığı sağlıyor. Klavyede Escape, Tab, Caps Lock, Delete ve Backspace gibi 64 düğme bulunmaktadır. Cihaz, karanlıkta dahi mesajlaşabilmek için arkadan aydınlatmalı olarak tasarlanmıştır. Etik özellikleri sayesinde FXTEC Pro 1, QWERTY klavyesi olan diğer tüm telefonlardan daha üstün konumdadır. Ekran kavisli kenarlara sahiptir ve 5.99 inç boyutlarındadır. 6 GB'lık bir işletim belleğine ve 2 TB'a kadar genişletilebilen 128 GB'lık bir dahili belleğe sahiptir. 2 TB diyoruz, vay canına. Bununla beraber ana kamera 12 megapiksel çözünürlüğe, ön kamera 8 megapiksel çözünürlüğe sahiptir. Aynı zamanda telefonun bir bölgesinde parmak izi okuyucu olduğunu da belirtmeliyiz. Energizer Power Max P18 K-Pop. İşte bu yıl Barcelona fuarında gösterilen bir başka telefon daha. Diğer bütün telefon markaları en ince telefonu üretebilmek adına yarış içerisine girerken Energizer Power Max P18 K-Pop gerçekten de benzersizdir. Yaklaşık 18 mm kalınlığa sahiptir. Kulağa garip geliyor değil mi? Bu arada karşılaştırmak isterseniz diye söylüyoruz, yenilerde çıkan iPhone 10 modelinin kalınlığı da 7.7 mm'dir. Aslına bakarsanız telefonun özelliklerine bakınca bu kadar kalın olmasının ne kadar normal olduğunu görürsünüz. Bu telefon 18.000 mAh bölü saat gibi rekor bir kapasiteye sahip. Ki bu da boşta 50 gün boyunca çalışabileceği anlamına geliyor. Bu telefonun diğer bir özelliği ise açılır kapanır çift selfie kamerasına sahip olmasıdır. Bu özellikleri dışında ise tıpkı normal akıllı telefonlar gibi çalışıyor diyebiliriz. LG Think. Ekranda gördüğünüz telefonun Güney Koreli şirket LG'nin Samsung'a yetişebilmek ve cep telefonu pazarında değerli bir rakip olma amaçlı gerçekleştirdiği bir girişim olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunu başarabildiklerini söylemek için henüz çok erken. Cihazın en dikkat çekici özellikleri arasında ise ışık cevap süresini hesaplayabilen Z kamera yer alıyor. İlk olarak cihaz bu özellik sayesinde avucunuzun iç kısmındaki damar yapısını görüntüleyebiliyor. Sahibini bu şekilde tanıyabiliyor. İkinci olarak Z kamera telefonunuzu örneğin ekranı yakınlaştırmak, uygulamalar arasında geçiş yapmak ve sesi kısmak veya açmak için hareketlerle kontrol etmenize olanak tanır. Ve elbette yenilikçi sistem akıllı telefonunuzu dokunmaya gerek kalmadan açmanıza imkan sağlar. Z kamera ayrıca yüzleri de tanıyabilir. Cihaz ilginç bir şekilde LG TV'lerde de kullanılan OLED teknolojisini kullanmaktadır. Normal kameraya da dikkat çekmek lazım tabi. Kameralarınızda yalnızca bulanık bir arka planla fotoğraf çekebilmekle kalmaz, aynı zamanda benzer bir efekte video da çekebilirsiniz. İşte bu yeni bir şey.
Henüz fiyatla ilgili herhangi bir bilgi yok ancak LG G8 Think gelecek 3 aylık dönem içerisinde satışa sunulacak. Galaxy Fold. İlk Samsung Galaxy akıllı telefonun piyasaya sürülmesinden tam 10 yıl sonra şirket ilk katlanabilir cihazını tanıttı. 7.3 inç çerçevesiz Infinity Flex esnetilebilir ekran aynı anda 3 aktif uygulamayı bir ekranda görüntüleyebilme özelliğine sahip. Cihazın iç ekranı yıllar süren gelişme ve yeniliklerin sonucunda ortaya konmuştur. Bu ekran yalnızca esnetilebilir değil, aynı zamanda katlanabiliyor da. Bir telefonun bunları yapabildiğini düşünmek oldukça ilginç değil mi? Bağlantı modülü Galaxy Fold'u kitabı andıran kompakt bir cihaza dönüştürmeyi mümkün kılar. Ekranın cihazın iki tarafında yer aldığını, böylece iki tarafta da aynı anda çalışabileceğinizi unutmayın. Basit görevler için kullanacağı zaman cihaz sahibi yalnızca nispeten küçük olan ön paneli kullanabilir. Birden fazla uygulamayla çalışmak istediğinizde veya bir filmi oynatmak veya izlemek istediğinizde ise cihazınızı genişleterek açabilir ve iç kısımda yer alan ekranı kullanabilirsiniz. Dikkat çeken bir diğer özellik ise cihazın sahip olduğu 12 GB RAM'dir. Cihaza bildiğiniz kişisel bir bilgisayarın performans yeteneği verilmiştir. Aynı zamanda cihazdaki 6 kamera lensi sayesinde en güzel anlarınızı olabilecek en iyi şekilde kalıcı hale getirebilirsiniz. Çekilen fotoğraflar inanılmaz derecede kaliteli olacaktır. Motorola Razr V4. Motorola bu yılın başlarında efsanevi Razr serisini yeniden canlandıracağını açıklamıştı. Razr V3'ün bir zamanlar 2004 yılında şirketinin olmazsa olmazı ve en sevilen modeli olduğunu unutmamak lazım. Bu yeni telefon sadece bu serinin yeni varisi olmasından dolayı değil, aynı zamanda teknolojik yönüyle de şaşırtıcı denilebilir. Ancak bu konuda hala pek fazla bilgi yok. Resmi bir açıklama yapılmadı ve aslında her şeyin 2019'un ikinci yarısında açıklanması bekleniyor. Ancak akıllı telefonun katlanabilir bir ekrana sahip olacağını söylemek kesinlikle mümkün. Ve ekranda gördüğünüz görüntüler, Aaron KS'deki uzmanlar tarafından tasarlanan, gelecekteki akıllı telefonlarla ilgili konsepte aittir. Nasıl ama? Beğendiniz mi? ROG Phone. Mobil oyunculara odaklanan bu akıllı telefon, Asus telefonlar arasında bir ilk. Üretici buharlaştırma odasına sahip yenilikçi bir oyun soğutma sistemini piyasaya sürmüştür. Asus ROG Phone, Android akıllı telefonların çoğundan daha yüksek bir yenileme hızı sağlayan 90 Hz'lik bir ekrana sahip. Yalnızca 1 milisaniyelik bir süreden bahsediyoruz. Cihazın 2.96 GHz işlemcisi yüksek bir performansı garanti eder. Diğer özellikler arasında ise HDR ekran, yüksek hassasiyetli hava tetik sensörleri ve kuvvet geri besleme sistemi vardır. Tüm soketler ise oynamaya müdahale etmeyecek şekilde yan panelde bulunur. Oldukça zekice tasarlanmış. Ayrıca kayda değer başka bir özelliği de çıkarılabilir soğutucu AeroActive'tir. Temsilcilerine göre bu sayede sanal mücadelelerin sıcağında yüksek kare hızları elde edilmesine imkan verilmiş olur. Oppo F11 Pro. Bir aydan yalnızca biraz daha fazla bir süre önce Çinli Oppo şirketi yeni akıllı telefonlarının F11 Pro'nun tanıtımını yapmıştı. Firma birkaç gün önce en sonunda telefonun özellikleri hakkında bilgileri ortaya çıkardı. Bu yepyeni ürüne baktığınızda dikkatinizi en çok çeken şey ise şüphesiz ki açılır kapanır ön kamerasıdır. Üreticileri ürünlerine gerçekten de çok güveniyor. Eğer günde 100 kez kullanacaksanız bile ta 6 sene sonra bozulması bekleniyor. Ekranın genişlik olarak 6.53 inç olduğu bilinir ve ön panelin tam %90.9'unu kaplar. Çift kamera 48 ve 5 megapiksel sensörlere sahiptir. Şirket temsilcileri ayrıca süper gece moduna da özel olarak dikkat çekiyor. Bu teknoloji sayesinde karanlıkta bile oldukça kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. Diğer dikkat çekici özellikleri arasında Watch Flash şarj teknolojisi için 6 GB RAM desteği ve şu an 350 dolara satın alabileceğiniz 256 GB'a kadar genişletebileceğiniz 64 GB bellek bulunuyor.